seni çok seviyorum. Sana önce bütün kurallarını anlatmam lazım. Tamam. Tamam mı? Bunu ikinize yarı yıl ve karne hediyesi olarak düşünebilirsiniz. Tamam. Sen uyuyor muydun? Yok. Az seviyorum çünkü ben çığlık atarsın diye bekliyorum. Çok sevindim de şimdi kuşla. Bir şey olmaz, korkmaz. Çığlık atabilirsin. Ben çığlık atmayacağım. Şimdi atmak istemiyorum. Şimdi abi anlattı bana bütün nasıl bakacağımızı. Aa, baba, çektim. Ters duruyor. Her türlü durur kuş babacığım. Her türlü durur. Adını ben koyabilir miyim baba? Tamam ama hemen koyma bence. Biraz düşün birkaç alternatif. Bence cik cik olsun. Muhabbet kuşu bu. Cik cik olsun, cik cik. Anne, bir şey söyleyeceğim. Baba, bir şey söyleyeceğim. Kuşa konuşturabilir miyim? Ay, ay çok özür dilerim kuş. İyi iyi. Kaka yapmış. Kaka yapmış zaten. Ha şimdi çok yalnız o şey. Küçük o daha değil mi? Çok bebeğe. Bir yer belirleyeceğiz ona. Ve bir ay hiç kıpırdatmamamız gerekiyor. Kuşun yerini değiştirmeyin. Yerini değiştirmiyoruz. Sabit bir yer olsun. Tamam. Veya kuşların ikinci bir kuş olursa. Size alışması için ve ortama alışması için. Aşağı mı koysak acaba? Bence en doğru yer aşağı. Evet. Baba bir şey söyleyeyim. Hadi. Söyle. Aşağı götürelim. Kuş çok beğendi ve aynı zamanda ben bu kuşa bakacağım. Çok iyi bakacağım ama nasıl tuvaletini temizliyoruz? Hepsini temizleyeceğiz. Bir ay boyunca yani altını hiç değiştirmiyor mu? Daha değiştiriniz. Altını değiştirebilirsiniz. Tamam. Onda bir sıkıntı yok. Ona dokunmadan. Izgara var. Izgarayı çekersiniz. Çıkıyor, altı çıkıyor. Tamam, evet. Okey. Süper. Kuşu ürkütmemeye çalışalım. Tamam. Tekrar üstüne baskı yapıyorum. Kışın karda dışarı çıkarın. Yazın ceryanda kalmasın. Örneğin. O kadar. Tamam, süper. Ben oradayım çünkü... Gel aşağı. Arkadaşım da bir kuş vardı böyle. O da... Kuşunun tuvaletini temizliyordu. Adı Güneş. Böyle şey hani balık yeme olur ya, bezelye balık yeme. Hı-hı. Onun gibi. Onun gibi bir şey. Tamam. Hadi gel bakalım. Bu ev kuşu değil mi baba? Nereye koyacağız ya? Keşke aska alsaydı. Şunun üstü nasıl? Yani hani bir ay kalacağı için burayı koymamıştık. Bir ay niye kalıyor? Hayır, bir ay hiç kafesini kıpırdatmayın dedi. Bunu aldığımız yerdeki abi. Çünkü şu anda bize alışması gereken gel. Bir süre var. Gel. Onu kafesinde yerinden ne kadar kıpırdatırsa o kadar şey. Şu an çok ürküyor anneciğim, o da bebek. Şimdi öncelikli olarak ona su verelim. Tamam. Ondan sonra... İçme suyu mu koyacak? Bak şurada gördüğünüz şeyler var ya. Şu, şuraya takılan, şu beyaza takılan şey ve şu. Bunların hiçbirisi süs değil. Bunların hepsinin burada olmasının amaçları var. Evet. Bir tanesi mineral ihtiyaçlarını karşılıyormuş. Şu neydi? Bu kalsiyum ihtiyacını karşılar ve gagasını sürter. Gagasının uzamasını engeller. Tamam. Şunlar mesela gagasının uzamaması için, tırnaklarının uzamaması için fazla falan gibi şeyler. Şu mineral ihtiyacını karşılar. Onu da yiyecektir. Tamam. Şuraya taktıklarımız... O kumlu tünek tırnakları uzamasın diye. Tamam. Bunlardan bir tıkça alacağız. Evet. Peki yem ne sıklıkla vermeliyiz? Yemin az bittiğini göreceksin zaten yemin. Ne zaman biterse... Takviye yapıyoruz. Su dedi yem, devamlı suyu, takviye. Aynen. Kışın çok tatlıymış. Başımızı çok beğendim baba. Yaşasın. Mama. İsterseniz bu kat en şu bu mama kat, değil mi? O mama değil, o mineral mi? Mamasını mineral. Koyacağız. Mamasını koyacağız. Ya arabadaki torbada kaldı. Şimdi onları da getireyim ben. Tamam mı? Çok seviyorum seni baba. Beni çok mutlu ettin. Yaşasın. Adı ne olsun çok güzel rengi? Adını düşünün. Kendisinin de kolaylıkla söyleyebileceği bir şey olsun. Ben mesela annemlerin kuşu vardı. Onun adı Kaçaktı. Ve o ay kaçar gider kuş, ya kaçak koymuyor. O kuş çok kolay söylüyordu. Kaçak 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 diyordu. Yani böyle K, Ç, P, T, S
Böyle bu harflerin olduğu baba, şeyler. Baba mesela cik cik gibi. Çıtır mesela. Çıtır. Ha, aa çıtır, çıtır olsun aynen. Çıtır. 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 Hemen çıtır, karar vermeyin. Baba, çıtır gibi şimdi olabilir şöyle bence. Şöyle çıtır 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 evet geliyor. Çıtır çıtır. Ayağı çapraz şöyle. Öyle zaten. Gerçekten mi? Tabii. Misal olabilir. İlacı var. Evet. Ona görebilirsiniz hemen. Evet. Üşüdüğünü evet tüylerinden anlıyoruz. Üşüdüğünü kabarır. İlk bir ay hiç salmıyoruz. Hı-hı. Kesinlikle. İlk iki haftadan sonra kafesin içine elimizi sokalım ama kuşu yakalamaya çalışmayalım, korkutmayalım. İki haftadan sonra. İlk iki haftadan sonra. Sonra bir aydan sonra da salabiliriz. Yani bir ay boyunca yani altını hiç değiştirmiyor mu? Daha değiştiriniz. Altını hı değiştirebilirsiniz. Tamam. Onda bir sıkıntı yok. Ona dokunmadan. Izgara var. Izgarayı tamam, çekersiniz. Çıkıyor, altı hı-hı çıkıyor. Tamam, evet. Okey, okey. Süper. Kuşu ürkütmemeye çalışalım. Tamam. Tekrar tekrar üstüne baskı yapıyorum. Kışın karda dışarı çıkarın. Yazın ceryanda kalmasın. Örneğin. O kadar. Net. Tamam, süper. Bu kuş kumu yemin içine karıştırıyorsunuz. Karıştırıyoruz. Eşit oranda mı? Yok. Üzerine serpiştirin biraz böyle. Serpiştiriyoruz. Aha. Tamam. Okey. Görünecek kadar. Tamam. Dışarıdan görünecek tamam kadar. Tamam da çocuklara seyrettireceğim bunu. Çok öyle mi? Çocuklara sevgiler efendim. Oldu. Hoşçakalın. Merhaba. Burayı tıklayarak bana hemen abone olabilirsin. Ve ayrıca senin için seçtiğim videoları izlemek istersen bu pencereleri hemen tıkla. Şahane videolar seni bekliyor.